bir son dakika gelişmesi var. Hemen o bilgileri size aktaralım. Önemli bir gelişme Hrant Dink cinayetiyle ilgili Mart ayında karara bağlanan kamu görevlileriyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi denildi. O kararda Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 76 sanıklı dava Mart ayında karara bağlandı. Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Ak Yürek gibi e, isimler var. Eski asker Muharrem Demirkale'nin de olduğu 26 sanık çeşitli cezalar aldı. 300 sayfayı buldu o e, karar, gerekçeli karar. O kararda dikkat çeken başlıklar şunlar. FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar. Yine öne çıkan başlıklardan biri FETÖ cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi. Örgütsel faaliyet hedefe ulaşmak için cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi deniliyor gerekçeli kararda Hrant Dink davasında cinayet sonrası deliller karartıldı. FETÖ izleri temizledi. Açıklaması da var. Bakırköy'deki konutu Dink'in e, ve sahibi olduğu Beyaz Adam yayıncılık etrafında yapılan keşfe de yer verildi. Sanıkların birbiriyle olan bağlantılarına dikkat çekildi. Hem cep telefonu hem de ankesör görüşmeleri e, HTS kayıtlarıyla ortaya koyulduğu cinayetin planlı ve örgütlü bir şekilde işlendiği de gerekçeli kararda vurgulanmış durumda. Özellikle öne çıkan başlıklar bir kez daha altını çizmekte fayda var. FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda cinayetin işlenmesini sağladılar deniliyor FETÖ. Cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi. Örgütsel hedef ulaşmak için de cinayeti önleyecek delil ve raporlar gizlendi. Cinayet sonrası deliller karartılarak FETÖ izleri temizlendi deniyor. Gerekçeli kararda Mart ayında açıklanan kararda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile gazeteciler Adem Yavuz Arslan Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu firari 13 sanığın dosyası ayrılmıştı.